İlk Müslüman Hazreti Hatice radıyallahu anhüma, kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hira'daki ulvi masariyetle ilahi memuriyetini idrak etmiş ve kutsi risalet vazifesini yüklenmişti. Ancak bu ağır ve büyük vazifenin icapları vardı. Onları yerine getirmek lazım geliyordu. Bunun için ise içinde bulunduğu cemiyetle pek kolay olmayacağı da kendisince muhakkak bilinen bir husustu. O anda Efendimiz tek başına bir tarafta, bütün dünya bir tarafta yer alıyordu. Ve o umum dünyaya Allah Teala'dan aldığı emirleri tebliğ edecekti. Elbette bu basit bir hadise olarak görülemezdi. Allah Resulü dünyalar durdukça insanlığa nur ve şeref olan vazifesine nereden ve nasıl başlaması gerektiğini de çok iyi hesaplıyordu. Durumu evvela en yakını bulunan zevcesi Hazreti Hatice'ye anlattı. Hazreti Hatice radıyallahu anhüma ona tereddütsüz sadakat elini uzattı ve ilk Müslüman olma şerefine kavuştu. Resul-i Ekrem Efendimiz bundan sonra Hazreti Hatice'ye Cebrail aleyhisselamdan öğrendiği şekilde abdest aldırdı ve yine Cebrail aleyhisselamdan öğrendiği surette imam olarak şerefli zevcesine 2 rekat namaz kıldırdı. Efendimizin kıldırdığı bu 2 rekat namaz imam olarak kıldığı ilk namazdır ve bir pazartesi gününün sonuna doğru kılınmıştır. Hazreti Ali Kerremallahu veçe Müslüman oluşu. Hazreti Hatice'nin tereddütsüz iman edip Müslüman olması Resul-i Ekrem Efendimiz'i son derece memnun ettiği gibi şevkini de artırdı. Artık yeryüzünde davasını tasdik ve kabul eden biri vardı. Peygamber Efendimiz'in İslam'a davet ettiği ikinci insan yine en yakınlarından biri olan Hazreti Ali idi. O 4-5 yaşından beri Efendimiz'in terbiyesi altında bulunuyordu. Ve o eşsiz terbiyenin eseri olarak akranlarına göre feraset ve ahlak bakımından üstün bir seviyedeydi. Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz'i Hazreti Hatice ile namaz kılarken gördü. Hayran hayran seyredip namaz bitince nedir bu diye sordu. Resul-i Ekrem, ey Ali, bu Allah Teala'nın seçtiği, beğendiği dindir. Ben seni bir olan Allah'a iman etmeye davet eder, insana ne faydası ne de zararı dokunmayan Lat ve Uzza'ya tapmaktan sakındırırım diye söyledi. Hazreti Ali Kerremallahu veçe bu teklif karşısında tatlı çocuk bakışlarını yere dikerek bir an durakladı. Sonra benim şimdiye kadar görmediğim, işitmediğim bir şey bu. Babam Ebu Talib'e danışmadan bir şey diyemem diye konuştu. Fakat Resul-i Kibriya Efendimiz henüz davasını açıkça ilan etmek emrini almış değildi. Bu sebeple Hazreti Ali'yi ikaz etti. Ey Ali dedi, eğer söylediklerimi yaparsan yap, yok eğer yapmayacak olursan gördüğünü ve işittiğini gizli tut, kimseye bir şey söyleme diye tembihte bulundu. Hazreti Ali bu ikaz üzerine sırrını muhafaza edeceğine söz verdi. O geceyi düşünerek geçirdi. Şafak aydınlığıyla birlikte gönlüne de aydınlık doğdu. Resulullah'ın huzuruna vararak Allah Teala beni yaratırken Ebu Talib'e sormadı ki ben de ona ibadet etmek için gidip kendisine danışayım dedi ve Müslüman oldu. İlk Müslüman çocuk şerefini kazanan Hazreti Ali Kerremallahu veçe o sırada 10 yaşında bulunuyordu. Tedbir her zaman güzel bir harekettir. Ama bir davanın yeni yeni yayılmaya başladığı sırada çok daha güzeldir. İşte Allah Resulü Hazreti Ali'ye gördüklerini ve işittiklerini şimdilik kimseye anlatmama ve duyurmama ikazında bulunmakla kainatta cari olan tedbir, tecrit ve hikmet kanununa riayet ederek bizler içinde bir ölçü veriyordu. Gerçekten tedbire başvurma, zaman ve mekanın şartlarını göz önünde bulundurarak davasını yayma, Allah Resulü'nün tebliğ hayatında mühim bir yer işgal eder. İman safında yer almada Hazreti Hatice ve Hazreti Ali'yi Resul-i Ekrem'in oğul edindiği Zeyd bin Harise radıyallahu anh takip etti. Müslüman olduktan sonra Hazreti Ali ile Hazreti Zeyd'in
Nebi-i Ekrem Efendimiz'e gönülden bağlılıkları yeniden tazelendi ve güç kazandı. Artık Efendimiz'den ayrılmıyor, namaz ve ibadetlerini onunla birlikte ifa ediyorlardı. Hazreti Ali zaman zaman Resul-i Ekrem ile birlikte Kabe'ye gider, orada namaz kılarlardı. Ashab'tan Afif ikindi alışveriş maksadıyla geldiği Mekke'de henüz iman etmemişken Peygamberimizin Hazreti Hatice ve Hazreti Ali'yi namaz kılarken görmüştü. Müslüman olduktan sonra o hallerinden gıptayla bahsederek şöyle demiştir: "Ben o zaman iman edip de onların dördüncüsü olmayı ne kadar da isterdim" diye söylemiştir. Peygamber Efendimiz davasını henüz umuma açıklamamış olmasına rağmen müşrikler onların Kabe'de namaz kılmalarından, yaptıkları ibadetten farklı bir ibadet yapılmasından pek hoşlanmıyorlardı. Bu sebeple bir müddet sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Ali ile beraber namazlarını kırlarda, vadilerde eda etmeyi daha uygun buldular. Annesi ile babası Hazreti Ali'nin peşinde. Resul-i Ekrem'i bir gölge gibi takip edip yalnız bırakmayan Hazreti Ali'nin bu hali anne ve babasının endişe ve telaşına sebep oldu. Bilhassa anne Fatıma Hatun fazlasıyla korkuya kapıldı. Kocasına "Dikkat et, oğlun Muhammed ile çok dolaşıyormuş. Sakın ona bir şeyler olmasın" dedi. Ebu Talip anlayışlı bir insandı. Durumu bizzat Peygamber Efendimiz'den öğrenmek istedi. Bunun için bir gün Resul-i Ekrem Efendimizle Hazreti Ali'nin arkalarından gitti. Onları Mekke'nin bir vadisinde namaz kılarken buldu. Fahri kainata, "Ey kardeşimin oğlu" dedi. "Bu din ne dindir?" Peygamber Efendimiz, "Ey amca, bu din Allah Teala'nın dinidir. Meleklerin, peygamberlerin ve ceddimiz İbrahim'in dinidir. Allah Teala beni onunla bütün kullarına gönderdi" dedi. Sonra da, "Ey amca, doğru yola davet edeceklerimin ve bu davete koşması gerekenlerin başında sen varsın ve sen buna herkesten daha layıksın. Putlara tapmaktan vazgeç ve bir olan Allah Teala'ya iman et" diye teklifte bulundu. Bir an düşünceye dalan Ebu Talip sonunda, "Ben eski dinimden ayrılamam. Fakat sen üzerinde bulunduğun dinde devam et. Allah'a yemin ederim ki ben sağ kaldıkça yapmak istediğini tamamlayıncaya kadar kimse sana el uzatamaz. Hoşlanmadığın bir şeyi sana eriştiremez" diye konuştu. Sonra da oğlu Ali'ye döndü ve "Oğulcağızım, senin üzerinde bulunduğun bu din nedir?" diye sordu. Hazreti Ali, "Babacığım" dedi, "ben Allah'a ve onun Resulüne iman, onun Allah'tan getirdiklerini de tasdik ettim. Ona uydum ve onunla birlikte namaz kıldım." Bunun üzerine Ebu Talip, "Ey oğlum, amcan oğlunun dinine sana da isteyerek girmek yaraşır. O seni ancak hayra davet eder. Ona itaat et" diyerek hem Resul-i Ekrem Efendimiz'i hem de Hazreti Ali'yi sevindirdi. Sonra da oradan uzaklaştı. Eve dönen Ebu Talip'e zevcesi Fatıma Hatun telaş ve şiddetle, "Nerede oğlun? Hizmetçim Cihat mevkiinde onu Muhammed ile birlikte namaz kılarken görmüş. Oğlunun dinini değiştirmesine uygun görüyor musun?" diye sordu. Ebu Talip, "Sus, vallahi amcası oğluna arka çıkmak ve yardımcı olmak elbette herkesten çok ona düşer" diyerek telaş ve endişeye mahal olmadığını ifade etti. Sonra da, "Eğer nefsim Abdülmuttalib'in dinini bırakmak hususunda bana itaat etmiş olsaydı ben de Muhammed'e tabi olurdum. Çünkü o halimdir, emindir, tahirdir" diye konuştu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Müslümanlar safında. Hazreti Ebu Bekir eskiden beri Resul-i Ekrem Efendimizin en yakın dostlarından biriydi. Samimi görüşür ve konuşurlardı. Onda da göze çarpan en mühim vasıf cahiliye devrinin çirkin adetleri, kötü ahlak ve yaşayışları ile fıtratını bozmamış olması, ruh, kalp ve aklını şirk inancıyla kirletmemiş bulunmasıydı. Tanınmış bir tüccardı. Kavminin ileri gelenleri her zaman fikrinden istifade ederlerdi. Kureyş'in kan davalarını halleden de oydu. Bir diğer mühim vasfı da Kureyş ailelerinin soy soplarını, nesep şecerelerini, iyilik ve kötülüklerini gayet iyi bilmesiydi.
Resulullah Efendimiz henüz açıktan davete başlamamıştı. Fakat yine de davası kulaktan kulağa yayılmış ve Kureyş ileri gelenleri tarafından duyulmuştu. Hazreti Ebubekir Yemen tarafına yaptığı bir seyahatten henüz yeni dönmüştü. Başta Ebu Cehil, Ukbe bin Ebi Muayit ve bazı Kureyş ileri gelenleri kendisine hoş geldin demek için evine vardılar. Hazreti Ebubekir ben Mekke'de yokken neler olup bitti? Önemli bir haber var mı diye sordu. Onlar ise ey Ebu Bekir dediler. Büyük bir iş var. Ebu Talib'in yetimi Muhammed peygamberlik iddiasına kalkıştı. Biz de senin Yemen'den dönüşüne kadar beklemeyi uygun bulduk. Artık sen o dostuna git ne edeceksen et diye söylemde bulundular. Hazreti Ebu Bekir derhal Fahri Kainat'ın evine vardı. Ya Ebel Kasım peygamberlik iddiasında bulunduğun kavminden ayrıldığın ve atalarının dinini kötüleyip inkar ettiğin doğru mu diye sordu. Resul-ü Zişan Efendimiz küçük yaşlarından beri beraber oldukları Hazreti Ebu Bekir'in bu sözlerine önce tebessüm buyurdu. Sonra da ya Ebu Bekir ben sana ve bütün insanlara gönderilmiş Allah Resulüyüm. İnsanları tek bir olan Allah'a davet ediyorum. Sen de şehadet getir dedi. Hazreti Ebu Bekir akıl ve gönül aleminde bir anda şimşekler çaktı. Bu sözleri küçük yaşından beri çok iyi tanıdığı zatını candan seven sayan ve o ana kadar mübarek dudaklarından hilaf-ı hakikat tek bir söz işitmeyen Muhammedül Emin'den sallallahu aleyhi ve sellem'den duyuyordu. Hiçbir tereddüt emaresi göstermeden derhal kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. İslam dinine davet karşısında en ufak bir tereddüt göstermeyişine Resulullah Efendimiz onun için bir fazilet sayarak şöyle buyurmuştur. Hazreti Ebu Bekir'den başka imana davet ettiğim herkes bir duraklama ve tereddüt, bir şaşkınlık geçirdi. Fakat o kendisine İslam'ı anlattığım zaman ne durakladı ne de tereddüt etti diye söylemiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz'i bu itibarlı dostunun Müslüman olması fazlasıyla sevindirdi. Hazreti Ayşe validemizden gelen bu husustaki rivayet şöyle. Nebi-i Ekrem'i iki dağ aralığında Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman olmasından daha çok sevindiren bir başka hadise olmamıştır diye söylemiştir. İslam'la şereflenen Hazreti Ebu Bekir'in daha evvel gördüğü bir rüyası da böylece gerçekleşmiş oldu. Rüyasında bir ayın Mekke'ye indiğini, sonra bölünerek şehrin evlerine dağıldığını, sonra da toplanıp kendi evine girdiğini görmüştü. Bu rüyasını o zaman ehli kitaptan bazı alimlere anlatmıştı. Onlar gelmesi beklenen peygamberin pek yakında Mekke'den çıkacağını, kendisinin de onu uyup bahtiyarlar arasında yer alacağını söylemişlerdi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Müslümanlığını ishar etmekten de çekinmedi. Müslüman olması Kureyş arasında büyük bir yankı uyandırdı. Çünkü o Kureyş içinde itibarlı, sağlam, güvenilir, sözünde sadık biriydi. Sevimliliği ve yumuşak huyluluğu da onu kavmine sevdirmişti. Hazreti Ebu Bekir Müslüman olan hür erkeklerin ilk halkasını temsil ediyordu. Onun Müslüman olmasıyla iman halkası biraz daha genişledi. Yollar biraz daha açıldı ve müstakim caddeye yürüyen bahtiyarlar daha da arttı. Onun vasıtasıyla Müslüman olan Hazreti Bilal-ı Habeşi ile iman ve İslam nimetine erişen ve her biri adeta bir sınıfın temsilcisi durumunda bulunan ilk Müslümanlar şunlar oldu. Kadınlardan Hazreti Hatice validemiz, çocuklardan Hazreti Ali keremallahu veçe, hür erkeklerden Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, azatlı kölelerden Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh, kölelerden Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Gizli davetin hız kazanması. Hazreti Ebu Bekir'in de Müslüman olmasıyla iman ve İslam'a gizli davet daha da hızlandı. İslam'a girme bahtiyarlığına erenler yakınları ve akrabalarıyla da bu bahtiyarlığı paylaşmak istiyorlardı. Onları şirkin ızdırabından, cahiliyetin çirkin ahlakından kurtarmak için çırpınıyorlardı. Bu konuda da Hazreti Ebu Bekir'in önde olduğunu görüyoruz. Onun vasıtasıyla gizli davet devresinde İslam'la şereflenenlerden
Birkaçı şunlardır: Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh. Bu 5 sahabi de sonraları cennetle müjdelenen 10 sahabi arasında yer alacaklardır. Müslüman erkekler listesine yeni yeni isimler eklenirken kadınlar arasında da İslam nuru günden güne yayılıyordu. İlk Müslüman kadın Hazreti Hatice validemizden sonra henüz o sırada İslam dairesine girmemiş bulunan Resulullah'ın amcası Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Fazl'ın da Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'nın ve yine o sırada hidayete kavuşmamış bulunan Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma'nın ilk Müslüman kadınlar arasında yer aldıklarını görüyoruz. Artık İslam'a davet iki kanaldan yürütülmektedir. Erkekler erkekler arasında, kadınlar ise hem cinsleri içinde iman ve İslam nurunu yaymaya aşk ve şevk içinde devam etmektedirler. Bu arada müşrikler de boş durmuyorlardı. Hidayet güneşiyle gönüllerini aydınlatanlara hor bakmaya, onları iftira ve sözlü hakaretlerde bulunmaya başlamışlardı. Ama bunların hiçbiri kainatta en büyük kuvvet olan Allah'a iman hakikatini kalplerine nakşetmiş bulunan bu saadet asrının mesut insanlarını korkutamıyor, davasından geri çeviremiyor, hatta en ufak bir tereddüte düşüremiyordu. Hazreti Bilal-i Habeşi'nin işkenceye uğraması, gizli davet devresinde İslam ile şereflenen ve bundan dolayı müşriklerin şiddeti işkencelerine maruz kalan ilklerden biri de Bilal-i Habeşi diye bilinen Bilal bin Rebah hazretleridir. Hazreti Bilal radıyallahu anh Müslümanların amansız düşmanı Ümeyye bin Halef'in kölesi iken Hazreti Ebu Bekir vasıtasıyla İslam ile şereflenmiştir. Bir anda gönlünü çepeçevre saran iman nuru Hazreti Bilal için hadsiz bir cesaret kaynağı oluvermişti. Öyle ki bir köle iken efendisini ve müşriklerin her türlü baskı ve işkence ve eziyetlerini hiçe sayarak Müslümanlığını açıkça ilan etmekten çekinmedi. İmanın girmediği kalp taştan daha katı, Allah korkusunun bulunmadığı vicdan kayalardan daha hissizdir. Böyle bir kalbe ve vicdana sahip bir insanda acıma, şefkat ve merhamet aramak abestir. O insan artık bu haliyle manen canavarlaşmıştır. Hatta tahribatı cihetiyle canavarları bile geride bırakmıştır. İşte İslam'ın diğer bütün amansız düşmanları gibi Ümeyye bin Halef de böyle bir kalbin ve vicdanın sahibiydi. Ve Hazreti Bilal merhamet ve şefkat yoksunu bu kalp sahibinin kölesiydi. Bu merhamet yoksun adamın nazarında Hazreti Bilal'in kendisini yaratan tek Allah'a iman etmesi ve onun peygamberi Hazreti Muhammed'e sadakat elini uzatması büyük suçtu. Bunun içinde o en amansız işkencelere tabi tutuluyordu. Bazen 24 saat aç susuz bırakılıyor, bazen de boynuna ip takılarak Mekke'nin ücretle tutulan çocukları tarafından sokak sokak dolaştırılıyordu. Ümeyye bin Halef'in bütün bu gayretleri boşunaydı. Hazreti Bilal bir kere iman etmişti ve Allah'a teslim olmuştu. Gönlü Resulullah'ın muhabbetiyle gülşen olmuştu. Onun için bu eziyet ve işkenceler altında inim inim inlerken bile davasını müşriklerin yüzlerine haykırmaktan geri durmuyordu. Ehad, ehad, Allah birdir, Allah birdir diye söylüyordu. İnandığı İslam davasından her türlü eziyete rağmen zerre kadar taviz vermeyen Hazreti Bilal'i bu sefer efendisi Ümeyye bin Halef kavurucu sıcaklar altında sırtını güneşin sıcaklığından ateş parçası haline gelmiş kızgın taş ve kumlara sürttürüp yaktırır, ağzına güneşte kurumuş bir lokma et verdikten sonra göğsüne kocaman bir kaya parçası koydurur ve şöyle derdi: "Andolsun ki sen ölmedikçe yahut Muhammed'i ve onun dinini inkar ve reddederek Lata ve Uzza'ya tapmadıkça bu azabı üzerinden eksik etmeyeceğim" derdi. Fakat vücudunun bütün zerreleriyle adeta bir iman abidesi olan Hazreti Bilal ölümü göze alarak şöyle haykırırdı: "Ben Lat ve Uzza'yı kabul etmem. Allah birdir, Allah birdir." Bu sözleri duyan Ümeyye bin Halef bütün çileden çıkar,
Hazreti Bilal'in işkencesini bayılıp kendinden geçinceye kadar artırırdı. Sonra da çekip giderdi. Hazreti Bilal nice zaman sonra kendine gelirdi. Hazreti Bilal'in bütün bu dayanılmaz eziyetlere, bu çekilmez işkenceye karşı tek dayanak noktası o haşmetli ve azametli imanıydı. Hazreti Bilal'in bütün bu dayanılmaz eziyetlere, bu çekilmez işkenceye karşı tek dayanak noktası o haşmetli ve azametli imanıydı. İman, evet, kainatı kabzayı tasarrufunda tutan Cenab-ı Hakk'a iman, onun sonsuz kudretine itimat, insan için sarsılmaz, yıkılmaz bir istinat noktasıdır. O bu kahramanca tavrıyla adeta iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Hakikatini bütün dünyaya ilan ediyordu. Yine bir gün Ümeyye bin Halef'in onu işkenceden işkenceye uğrattığı bu sırada oradan geçen Hazreti Ebu Bekir bu durumu gördü. Ümeyye'ye sen hiç Allah'tan korkmaz mısın? Bu zavallıya daha ne zamana kadar işkence edeceksin dedi. Onun itikadını sen bozdun diye cevap verdi. Ümeyye kurtulmasını istiyorsan onu satın al da kurtar diye söyledi. Hazreti Ebu Bekir ey Ümeyye dedi. Benim senin dininden siyah bir kölem var. Bundan daha güçlü, daha kuvvetlidir. Onu Bilal'e karşılık sana vereyim, kabul eder misin dedi. Ümeyye kabul ettim dedi. Sonra da gülerek vallahi kölenin karısını da vermedikçe olmaz diye konuştu. Hazreti Ebu Bekir olur dedi. Ümeyye yine sinsi sinsi güldü ve vallahi bana kölenin karısıyla birlikte kızını da vermedikçe olmaz dedi. Hazreti Ebu Bekir bu teklife de olur diye cevap verdi. Fakat azılı müşrik Ümeyye adeta işi yokuşa sürmek istiyormuşçasına davranıyordu. Bu sefer haince gülüşler arasında şu istekte bulundu. Vallahi bana onlarla birlikte 200 dinar da üste vermedikçe olmaz dedi. Onun bu durumuna sinirlenen Hazreti Ebu Bekir hiddetle sen dedi ne utanmaz adamsın. Boyuna yalan söyleyip duruyorsun. Ümeyye bu sefer hayır dedi. Lata ve Uzza'ya and olsun ki artık bunları bana verirsen dediğini yapacağım diye söyledi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir onların hepsi senin olsun dedi ve Hazreti Bilal'i bu zalim adamın elinden kurtardı. Hazreti Bilal'i alan Ebu Bekir'e radıyallahu anh Peygamber Efendimiz ya Eba Bekir dedi. Onun üzerinde bu hakkın olacak mı dedi. Hazreti Ebu Bekir hayır ya Resulallah dedi. Onu azat ettim dedi. Hazreti Bilal'i Ümeyye bin Halef gibi azılı bir müşrikin elinden kurtarıp hürriyetine kavuşturan Hazreti Ebu Bekir bir müddet sonra onun gibi köle olan annesi Hamame'yi de satın alıp azat etti. Hazreti Bilal-i Habeşi Resulullah Efendimizin has müezzini idi. Bir an olsun onun yanından ayrılmak istemezdi. Fahri kainatın dar-ı bekaya irtiyalleri üzerine zatına ve yüksek ahlakına olan muhabbetinden dolayı Medine-i Münevvere'de kalmaya tahammül edemedi ve oradan ayrılmaya mecbur kaldı. Bu esnada halife olan Hazreti Ebu Bekir yanında kalması için ısrar edince ya Eba Bekir dedi beni kendin için satın aldınsa yanında tut. Yok eğer Allah rızası için satın aldınsa serbest bırak da Allah yolunda cihada katılayım dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir kendisine müsaade etti. O da Şam'a gitti. Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti sırasında orada vuku bulan gazalara iştirak etti. Hazreti Osman radıyallahu anh Müslümanlar safında Resul-i Ekrem Efendimiz henüz açıktan halka peygamberliğini ilan etmemişti. Bu devrede de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh son derece büyük bir cet ve gayretle samimi dostlarına İslamiyet'i anlatıyordu. Bir gün Hazreti Osman'a da Müslümanlıktan söz açtı ve onu alarak Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna getirdi. Hazreti Resulullah daima tebessüm eden, parlak bir simaya sahip olan Hazreti Osman'a Allah'ın insanı olan cennete rağbet et. Ben sana ve bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim dedi. Resulullah'ın bu sade, bu samimi ve bu icazkar sözleri karşısında
Hazreti Osman adeta kendinden geçer gibi oldu ve şehadet kelimesi kendi kendine mübarek dudaklarından döküldü. Sonra da daha önce Şam'dan dönerken gördüğü bir rüyasını kainatın efendisine anlattı. Ya Resulallah dedi. Biz Muan ile Zerka arasında bulunduğumuz ve uyuduğumuz sırada bir münadi, ey uyuyanlar uyanın. Ahmet Mekke'de zuhur etti diye seslenmişti. Mekke'ye gelince sizi işittik diye anlattı. Yumuşak huylu, edep ve haya sahibi ve cömert bir zat olan Hazreti Osman'ın da Müslümanlar safına katılması müşrikleri fazlasıyla tedirgin etti. Kabilesi, fertleri ona eza ve cefaya yeltendiler. Fakat o her türlü eza ve cefaya göğüs gerdi ve hak bildiği yoldan zerre kadar inhiraf göstermedi. Amcası Hakem bin Ebu Laz kendisini bir urganla bir direğe bağlar ve döverek şöyle derdi. Sen atalarının dinini bırakır da sonradan çıkma bir dine dönersin öyle mi? Ant olsun ki tuttuğum bu dini bırakıp tekrar atalarının dinine dönmedikçe seni salıvermeyeceğim dedi. Metanet abidesi Hazreti Osman'ın cevabı şu olurdu. Vallahi ben hak ve hakikat dinini asla bırakmam. O günlerce bu cefa ve eziyetle karşı karşıya bırakıldı. Fakat zerre kadar imanından taviz vermedi. Onun bu metaneti ve büyüklüğü karşısında sonunda amcası küçüldü ve onu salıvermekten başka bir çare bulamadı. Orta boylu, esmer tenli, güzel yüzlü, sık sakallı, gür saçlı ve iri yapılı olan Hazreti Osman fıtraten temiz ve nezih bir insandı. İçki içmeyi cahiliye devrinde kendisine haram kılmıştı. Servetini Allah yolunda ve din uğrunda sarf etmekten zevk alan bahtiyarlardandı. Hafızı Kur'an'dı. Geceleri namazında bütün Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Hazreti Osman aynı zamanda Resul-i Ekrem Efendimizin damadıdır. Önce Peygamber Efendimizin kerimesi Rukiye'yi aldı. O vefat edince Resulullah onu bu sefer kızı Ümmü Gülsüm ile evlendirdi. Bu sebeple de Zinnureyn lakabını aldı. Talha bin Ubeydullah'ın Müslüman oluşu. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh İslam'ın saadet yolu sinesine koşuşunu Hazreti Talha bin Ubeydullah takip etti. Ticaret maksadıyla bir seyahate çıkmıştı. Busra panayırında bulunduğu bir sırada oradaki manastırda yaşayan bir rahip bu pazar halkı içinde Mekke'den kimse var mı diye seslendi. Hazreti Talha evet ben Mekkeliyim deyince rahip Ahmet zuhur etti mi diye sordu. Hazreti Talha Ahmet kim deyince rahip Abdullah bin Abdülmuttalib'in oğludur. Mekke onun zuhur edeceği şehirdir. O peygamberlerin sonuncusudur. Kendisi Harem-i Şerif'ten çıkarılacak hurmalık, taşlık ve çorak bir yere hicrete mecbur bırakılacaktır cevabını verdi. Rahibin bu sözleri Talha'nın dikkatini çekmişti. Mekke'ye gelir gelmez halka yeni bir haber var mı diye sordu. Evet dediler. Abdullah'ın oğlu Muhammedül Emin peygamber olduğunu iddia etti. Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir de ona tabi oldu dediler. Bunun üzerine derhal Hazreti Ebu Bekir'in yanına vardı ve sen Muhammed'e tabi oldun mu diye sordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh evet söyledi. Ben ona tabi oldum. Sen de git ona tabi ol. Zira o insanları hak ve gerçek olana davet ediyor diye söyledi. Hazreti Talha da rahipten duyduklarını Hazreti Ebu Bekir'e anlattıktan sonra beraberce Allah Resulü'nün huzuruna geldiler. Derhal Müslüman olan Hazreti Talha rahibin söylediklerini anlatınca da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi. Müşrikler Hazreti Talha gibi faziletli bir insanın da Müslüman olmasına tahammül edemediler. Kureyş'in azılı pehlivanlarından Nevvel bin Atviye onu bir ipe bağlayıp işkenceye uğrattı. Genç yaşta İslamiyet'le şereflenen Hazreti Talha cennetle müjdelenen 10 sahabiden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin onun hakkında yeryüzünde yürüyen bir şehide bakmak isteyen Talha'ya baksın buyurmuşlardır.
son derece cömert ve cesur bir sahabi idi. Uhud Harbi'nde Peygamber Efendimiz'e atılan oklara elini tutmuş ve bu yüzden parmakları çolak kalmıştı. Aynı harpte 80'e yakın yara aldığı halde Resulullah'ın yanından ayrılmamıştı. Hazreti Halid bin Said'in İslam dinine girişi. İslam'a gizli davet devri henüz devam ediyordu. Bu sırada Müslümanlar safına Kureyş'in mümtaz bir şahsiyeti daha katıldı. Halid bin Said. Hazreti Halid Kureyş'in ileri gelen ve zengin bir ailesine mensuptu. Arap edebiyat ve ilmini gayet iyi bilen Hazreti Halid bir gece rüyasında babasının kendisini tutup cehenneme atmak istediğini fakat Resulullah'ın yetişip kendisini cehenneme düşmekten kurtardığını gördü. Feryat ederek uyandı. Böylesine berrak bir rüyanın manasız olamayacağını idrak eden Hazreti Halid kendi kendine "Vallahi bu rüya gerçektir." dedi ve vakit kaybetmeden Hazreti Ebubekir'e koştu. Rüyasını anlatınca Sıddık-ı Ekber hakkında "Hayırlı olmasını dilerim." dedi. "Seni o Resulullah kurtaracaktır. Hemen git ona tabi ol. Sen ona tabi olacak, İslam dinine girecek, onunla birlikte bulunacaksın. O da seni rüyada gördüğün gibi cehenneme düşmekten kurtaracaktır." diye söyledi. Hazreti Halid hemen Resulullah'ın yanına vardı ve "Ya Muhammed, sen insanlara hangi şeylere davet ediyorsun?" diye sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Ben," dedi, "halkı tek olan ve şeriki bulunmayan Allah'a, Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna iman etmeye, işitmez, görmez, hiçbir fayda ve zarar vermez, kendisine tapınanları da, tapınmayanları da bilmez bir takım taş parçalarına tapmaktan vazgeçmeye davet ediyorum," diye söyledi. Bu sözleri dikkat ve hürmetle dinleyen Hazreti Halid derhal şehadet getirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz bu zatın İslam dairesine girmesine fazlasıyla sevindi. Hazreti Halid Müslüman olur olmaz evinde ve etrafta da İslamiyet'ten bahsetmeye başladı. Bir müddet sonra zevcesi Ümeyne de Müslümanlar safında yer aldı. Oğlunun Müslüman olduğu haberini alan Kureyş'in zenginlerinden ve ileri gelenlerinden Ebu Uhayha Said fazlasıyla hiddetlendi. Hazreti Halid'in bir gün Mekke'nin tenha bir yerinde namaz kılmakta olduğunu duydu. Diğer oğullarını gönderip onu yanına getirtti. "Hiddetli hiddetli, sen," dedi, "Muhammed'in kavmine muhalefet ettiğini, getirdiği itikatlarla kavminin ilahlarını ve geçmiş hatalarını kötülediğini görüp durduğun halde ona tabi oldun, öyle mi? Sonra İslamiyet'ten vazgeçmesi için bir sürü laf etti. Önce gönlünü iman nuruyla aydınlatan Hazreti Halid'in zerre kadar tereddüdü yoktu ve asla pişmanlık duymuyordu. Çatık kaşlarla bakan babasına, "Vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak söylüyor. Ona tabi oldum. Ölümü göze alırım da onun dinini asla bırakmam," diye cevap verdi. Bu sözlere fena halde kızan Ebu Uhayha elindeki değnekle kırılıncaya kadar onu dövdü. Fakat nafile, sebat ve metanetin menbaı olan iman artık Hazreti Halid'in kalbinde yer etmişti. Ve o bu iman nuruyla mutmain olmuştu. Eza, cefa bu iman karşısında zerre kadar menfi tesir icra edemiyordu. Dayağın kar etmediğini gören zalim baba, "Bu sefer git," dedi. "Senin iaşeni, rızkını keseceğim. İstediğin yere git," diye söyledi. Rızkını verenin Allah Teala olduğunu bilen Hazreti Halid yine aldırmadı ve "Ey babacığım," dedi, "sen benim rızkımı kesersen elbette Allah bana geçineceğim şeyi verir," diye söyledi. Çok kızan babası bu sefer onu alıp hapsettirdi. Ev halkına tehdidi ise şu oldu: "Eğer biriniz onunla konuşacak olur ise onu perişan ederim." Hazreti Halid günlerce aç ve susuz bırakıldı. İnancı uğrunda kendisine böylesine eza ve cefayı reva gören babanın yanında kalmak artık manasızdı. Bir fırsatını bulup babasının elinden kurtuldu. İkinci Habeşistan hicretine kadar babasına görünmedi. Habeşistan'a giden ikinci hicret kafilesine zevcesiyle katılarak Mekke'den ayrıldı. Hazreti Halid cahiliye devrinde mükemmel yazı yazan birkaç şahsiyetten biriydi.
Rivayete göre Resul-i Ekrem Efendimizin Yemen hükümdarına verdiği emannamenin metnini ve diğer birçok muahedenameyi de Hazreti Ali kaleme almıştır. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an İslamiyetle şereflenmesi. Sa'd bin Ebi Vakkas henüz 17 yaşlarında hareket ve heyecan dolu bir genç idi. Bu sırada bir rüya gördü. Zifiri bir karanlığın içindeyken birdenbire parlak bir ay doğuyor ve o ayın aydınlattığı yolu takip ediyor. Sonra aynı yolda Zeyd bin Harise, Hazreti Ali ve Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu an önden ilerlediğini görüyor. Kendilerine siz ne vakit buraya geldiniz diye soruyor. Onlar da şimdi diye cevap veriyorlar. Bu rüyasından 3 gün sonra İslam dinine gizli davet devresinde fevkalade büyük bir cet ve gayret gösteren Hazreti Ebu Bekir kendisine İslamiyet'ten bahsetti. Sonra alıp Resul-i Zişan Efendimizin huzuruna götürdü. İslamiyet hakkında Resul-i Ekrem Efendimiz'den malumat alan Hazreti Sad hemen orada Müslüman oldu. Nesebi hem baba tarafından hem de anne tarafından Peygamber Efendimiz'le birleşir. Resul-i Ekrem Efendimiz de Hazreti Sad da annesi tarafından Zühre oğullarına mensup bulunduğundan Hazreti Sad annesi tarafından Peygamberimizin dayısı düşerdi. Bu sebeple Resulullah Efendimiz işte dayım Sad, böyle bir dayısı olan varsa bana göstersin diyerek kendisine iltifatta bulunurdu. Hazreti Sad'ın Müslüman olması annesi Hamle'nin hoşuna gitmedi. Oğlu atalarının dinini bırakıp yeni dine onun rızası olmadan nasıl tabi olabilirdi? Oğlunun kendisine karşı saygısını ve bağlılığını bilen Hamle onu İslamiyet'ten vazgeçirip tekrar putperestliğe döndürmek için kararlıydı. Bir gün kendisine şöyle dedi: Allah'ın sana hısım ve akraba ile ilgilenmeyi, anne babaya daima iyilik etmeyi emrettiğini söyleyen sen değil misin? Hazreti Sad evet dedi. Bunun üzerine asıl maksadını şu cümlelerle ifade etti: Ya Sad dedi, vallahi sen Muhammed'in getirdiklerini inkar etmedikçe ben açlık ve susuzluktan helak oluncaya kadar ağzıma hiçbir şey almayacağım. Sen de bu yüzden anne katili olarak insanlarca ayıplanacaksın diye söyledi. O güne kadar Hazreti Sad annesinin her isteğine boyun eğmişti. Bir dediğini iki etmemişti. Fakat artık o Allah'a iman etmiş ve Resulüne kalbinin bütün samimiyetiyle teslim olmuştu. Elbette her şeyini bu iman ölçüsü içinde değerlendirecekti. Annesinin yememekte ve içmemekte inat ettiğini görünce yanına vardı ve ''Ey anne'' dedi. ''Senin 100 canın olsa ve her birini İslamiyet'i bırakmam için versen ben yine dinimde sabit kalırım.'' Artık ister ye ister yeme diye söylemde bulundu. Bu cevap üzerine anne Hamle'nin inadı Hazreti Sad'ın hakta sebatı karşısında eridi. Hem yemeye hem de içmeye başladı. Böylece bir kere daha küfür, imanın, şirk, tevhidin azameti karşısında ezildi ve mağlubiyetini ilan etti. Hamle oğlunu İslam'dan vazgeçirmek için bu sefer başka bir yol denedi. Bir gün Hazreti Sad evde namaz kılarken konu komşusunu da çağırdı ve hep beraber kapıyı kapatarak onu evde hapsettiler. Ciğerparesine eziyet edecek kadar şirkin kalbini katılaştırdığı Hamle o sırada şöyle bağırıyordu: Ya o burada girdiği yeni dini terk eder veya ölür gider. Şirk ve dalaletin kalpleri nasıl karartıp merhamet ve şefkatten mahrum hale getirdiğini bir annenin öz evladına eziyet etmekten çekinmemesinden anlamamız mümkündür. Hadiseler hep Hamle'nin aleyhinde cereyan ediyordu. Çünkü İslamiyet'ten vazgeçirmek için çırpınıp durduğu Hazreti Sad'ın peşini oğlu Amir de takip etmiş ve Müslüman olmuştu. Büsbütün hırçınlaşan Hamle bu sefer Amir'in yakasına yapıştı ve tuttuğun dini bırakmadıkça şu hurma ağacının altında gölgelenmeyecek ve yiyip içmeyeceğim diye söyledi. Allah'a imanın ve Resulüne tabi olmanın hadsiz zevkini tadan ve İslam emirlerini ihlas ve samimiyetle yaşayan Hazreti Sad
Annesinin bu yeminini duyar duymaz yanına vardı. "Ey anne," dedi. "Cehennem ateşi durağın oluncaya kadar sakın gölgeleneyim, yiyip içeyim deme," dedi. Bu harika iman, sarsılmaz azim ve irade karşısında anne, Hamne'nin elinden susmaktan başka bir şey gelmedi. Hazreti Sad'ın cesareti. Müslümanların müşrikler tarafından işkence ve eziyet derecesine alındıkları en çetin bir sıra idi. Hazreti Sad ilk Müslümanlardan birkaçıyla Mekke'nin Ebu Dub Vadisi'nde namaz kılmaktaydılar. Müşrikler ileri gelenlerinden Ebu Sufyan birkaç müşrikle yanlarına geldi. Yaptıkları ibadetin asılsız bir şey olduğunu iddiaya kalkışınca yaka paça birbirlerine girdiler. Hazreti Sa'd eline geçirdiği bir deve çenesi kemiğiyle müşriklerden birinin başını yardı. Bunu gören diğer müşrikler cesaretlerini kaybettiler ve kaçmaya başladılar. Müslümanlar da onları vadiden çıkıncaya kadar kovaladılar. Böylece Hazreti Sa'd Allah yolunda ilk kan döken sahabi unvanını almış oldu. İslam tarihinde dökülen ilk kan budur. Aynı zamanda son derece cömert olan Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas cennetle müjdelenen 10 sahabiden biridir. Allah Resulü zamanında bütün gazalara katıldı. Uhud Harbi'nde Fahri Kainat'a vücudunu siper etti ve müşriklere öylesine ok attı ki Allah Resulü'nün hiçbir faniye nasip olmayan şu hitabına mazhar oldu. "Anam babam sana feda olsun ya Sa'd. Durma at." Hazreti Ali keremallahu veçe der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fedake ebi ve ümmi, anam babam sana feda olsun cümlesini sadece Uhud günü Hazreti Sa'd için söylemiştir diye söylemde bulundu. Aynı muharebede Hazreti Sa'd her ok attıkça Allah Resulü ilahi bu senin okundur diyor ve onun için şöyle dua ediyordu. Allah'ım sana dua ettiğinde Sa'd'ın duasını kabul et, atışını da doğrult diyordu. Allah Resulü'nün Allah'ım onun duasını kabul et buyurması sebebiyledir ki kahramanlığı, cesareti ve ok atmadaki mahareti yanında duasının kabulüyle de şöhret bulmuştur. İslam düşmanları onun kılıç ve okundan korktukları gibi Müslümanlar da bu sebeple onun dua oklarından korkarlardı. Onu üzmekten son derece çekinirlerdi. İslam'a davetin henüz gizli devresinde ömrünün baharında Müslüman olan Hazreti Sa'd o genç yaşından itibaren bütün ömrünü İslam dinine hizmet ile geçirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde İran'a gönderilen ordunun kumandanlığına tayin edildi ve Kadisiye zaferinin kumandanlığını yürüterek Kisra ülkesini fethedip İslam topraklarına kattı. Bu sebeple ona İran Fatihi unvanı verildi. Ebu Zerri Gıfari'nin radıyallahu anh İslam ile şereflenmesi. İslam'ın ebedi nuru gizliden gizliye ruhları sarmaya ve gönülleri fethetmeye devam ediyordu. İlk Müslümanlar bütün samimiyetleriyle Hazreti Resulullah'ın muallimliğinde ilahi davayı öğrenmeye ve yaşamaya çalışıyorlardı. Peygamber Efendimiz henüz davasını aşikare ilan etmemişti. Ama buna rağmen Mekke'nin dışında da birçok yerden beklenen son peygamberin zuhur ettiğine dair haber duyanlar vardı. Bunlardan biri de Gıfar kabilesine mensup Ebu Zer idi. Ebu Zer radıyallahu anh cahiliye devrinde de putlara tapmaktan nefret eden ve senelerden beri hak ve hakikati arayan Arap'ın güzide şairlerinden biriydi. Duyduğu haber üzere önce aradığı rehber zatın Mekke ufuklarında parlayan zat olup olmadığını anlamak maksadıyla kendisinden de üstün bir şair olan kardeşi Üneyse, "Haydi Mekke'ye zuhur ettiği söylenen zata git, kendisiyle bir görüş ve onun hakkında bana haber getir," diyerek onu Mekke'ye gönderdi. Üneyse kardeşinin bu talimatı üzerine Mekke'ye geldi ve Peygamber Efendimizle görüşüp konuştuktan sonra geri döndü. "Ebu Zer, ne getirdin?" dedi. Halk onun hakkında ne söylüyor diye sordu. Üneyse, "Gördüğüm zat halka iyilikte bulunmayı,
kötülükten sakınmayı tavsiye ediyor ve güzel ahlakı duyuruyor. Dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Halk şairdir, kayındır, sayırdır diyor ama ben kayınların sözlerini işittim. Onun söyledikleri katiyen kayınların sözlerinden değildi. Söylediklerini şairlerin de her türlü şiirleriyle kıyas ettim. Aralarında hiçbir benzerlik görmedim. Onun söyledikleri şiirden başka apayrı bir şey. Bundan sonra ona şair demek kimsenin ağzına yakışmaz. Hülasa, yeminle derim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadıktır. Ona çeşitli ithamlara yeltenenler ise kaziptir. Yalancıların ta kendileridir. Ebu Zer kardeşine, sen dedi, beni rahatlatıcı fazla bir malumat getirmedin. Ama yine de gidip onu bizzat görmeliyim dedi. Üneys onu ikaz etti. Gitmesine git ama kendini Mekke halkından kolla. Çünkü onlar Muhammed'e karşı düşman cephesi kurmuşlardır. Bundan sonra Ebu Zer eline asasını, sırtına bir su kırbası ile bir azık dağarcığı alarak yola düştü. Çölleri aşa aşa gelip Mekke'ye kavuştu ve doğruca Kabe'ye gitti. Resul-i Ekrem'i aradı fakat tanımadığı için bulamadı. Kimseye sormaya da cesaret edemedi. Hem de uygun bulmadı. Çünkü kardeşinin de söylediği gibi Mekke'de Müslümanlarla müşrikler arasında şiddetli bir mücadele vardı ve Müslümanlar çok nazik bir devreyi yaşıyorlardı. Mescid-i Haram'da kalmaktan başka bir çaresi yoktu. Öyle yaptı. Açlığını ise zemzem suyu içerek gideriyordu. Bir aralık Hazreti Ali onu Mescid-i Haram'ın bir köşesinde büzülmüş halde gördü. Yanından geçerken kendi kendine zannımca bu adam uzak bir yoldan gelmiştir diye konuşunca Ebu Zer evet dedi. Uzak bir yoldan gelmişim. Hazreti Ali kerremallahu veçe gel evimize gidelim dedi ve onu alıp evinde misafir etti. İkisi de ihtiyatlı ve tedbirli davrandıklarından o geceyi birbirlerine açılmadan geçirdiler. Sabah olunca Ebu Zer yine Resulullah Efendimiz'i sorup bulmak için Mescid-i Haram'a gitti. Fakat aynı şekilde hiç kimseden Efendimiz hakkında bir malumat alamadı. Yine aynı köşede ümitsiz bir vaziyette beklerken yanına Hazreti Ali Keremallahu Veç'e uğradı. Tekrar kendi kendine bu adamcağızın hala yerini öğrenmek zamanı gelmedi mi diye konuştu. Bunu duyan Ebu Zer hayır dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali aynı şekilde haydi öyleyse bize gidelim dedi ve alıp evine misafir götürdü. Bu sefer birbirlerine açıldılar. Önce Hazreti Ali nereden ve niçin geliyorsun diye sordu. Ebu Zer eğer gizli tutacağına söz verirsen sana anlatırım dedi. Hazreti Ali emin olabilirsin karşılığını verince Ebu Zer asıl maksadını açıkladı. Ben dedi Gıfar kabilesindenim. Burada peygamberlik iddiasında bulunan bir zatın zuhur ettiği haberini duydum. Bizzat onu görüp konuşayım diye geldim dedi. Samimi maksadını anlayan Hazreti Ali sen bu hareketinle akıllılık ettin. Doğruyu buldun diye konuştuktan sonra ben dedi şimdi Resulullah'ın yanına gidiyorum. Sen de peşimden gel. Benim girdiğim yere sen de gir. Eğer ben yolda sana zarar vereceğinden korktuğum birisini görürsem pabucumu düzeltir gibi bir duvara yönelir dururum. O zaman sen beni beklemez yürür gidersin diye söyledi. Evden çıktılar. Hazreti Ali Efendimiz önde, Ebu Zer ise onu arkadan takip ediyordu. Hiçbir anormal durumla karşılaşmadan Hazreti Resulullah'ın huzuruna vardılar. Ebu Zer, selam sana olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz Allah'ın rahmeti senin üzerine de olsun dedikten sonra sen kimsin diye sordu. Ebu Zer radıyallahu anh ben Gıfar kabilesindenim diye cevap verdi. O zamandan beri buradasın. 3 gün 3 geceden beri buradayım. Seni kim doyuruyor? Tek yiyeceğim içeceğim zemzem suyu idi. Şişmanladım bile. Hiç açlık ve susuzluk duymadım dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz zemzem mübarek doyurucu bir içecektir diye buyurdu. Sonra Ebu Zer ya Resulallah bana İslam'ı anlat dedi. Resulullah Efendimiz İslamiyet'i kendilerine anlatınca derhal kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslümanlığını ilan etti.
Şehadet getirerek İslam'la şerefiyat olan Hazreti Ebu Zer'e ihtiyat ve tedbiri asla elden bırakmayan Resulullah'ın tavsiyesi şu oldu. Ya Ebu Zer, sen şimdilik bu işi gizli tut ve memleketine dön git. İşi açığa vurduğumuzu haber aldığın zaman gel diye söyledi. Veç ve heyecan madeni haline gelen Hazreti Ebu Zer, ya Resulullah dedi. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah Teala'ya yemin olsun ki ben bunu müşriklerin arasında açıkça ilan edeceğim dedi. Sonra da kalkıp doğruca Kabe'ye koştu ve müşriklere karşı pervasızca, ey Kureyş topluluğu, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun Resulüdür diye haykırdı. Bu kahramanca haykırış müşrikleri hiddetlendirdi. Hep birden üzerine çullandılar ve onu bayıltıncaya kadar dövdüler. Eğer henüz o sırada İslamiyet'e girmemiş olan Hazreti Abbas yetişip Gıfar kabilesine mensup olduğunu ve bu kabilenin de Şam ticaret yoluna hakim bulunduğunu söylemeseydi onu öldüreceklerdi. Fakat imanın verdiği cesaret ve heyecana sahip Ebu Zerr'i bu darbelerde yıldırmadı. İkinci gün aynı şekilde ve aynı yerde yine müşriklere karşı Allah'ın varlık ve birliğini, Hazreti Resulullah'ın da onun hak peygamberi olduğunu pervasızca haykırdı. Tekrar müşriklerin ağır darbelerine maruz kaldı. Yine araya Hazreti Abbas girdi ve yazıklar olsun size. Siz Gıfar kabilesinden birini mi öldürmek istiyorsunuz? Onların sizin ticaret yeriniz ve yolunuz üzerinde bulunduğunu bilmiyor musunuz diyerek onu müşriklerin merhametsizce savurdukları darbelerden kurtardı. Bu hadiseden sonra Ebu Zer kavim ve kabilesini hak dine davet etmek üzere yurdunun yolunu tuttu. Hicretin 6. yılına kadar da orada kaldı. Bu sebeple Bedir, Uhud ve Hendek gazalarında bulunamadı. Fakat bunlardan sonraki gazalarda Resul-i Ekrem Efendimizin yanından ayrılmadı. Habbab bin Eret'in radıyallahu anh Müslüman olması. Habbab bin Eret Ümmü Anmar adında İslam düşmanı bir kadının azatlı kölesiydi. Demirciydi. Kılıç yapardı. Peygamber Efendimizle öteden beri görüşür ve konuşurdu. Resul-i Kibriya Efendimiz henüz Darul Erkam'a yerleşmediği bir sırada gelip Müslüman oldu. O günlerde Müslüman olmak ve hele Müslümanlığını ilan etmek demek, malından ve canından olmayı göze almak demekti. Buna rağmen Hazreti Habbab zerre kadar korku eseri göstermeden İslam'la şereflendiğini kahramanca ilan ve ishar etti. Kureyş müşrikleri Müslüman olduğunu duyunca onu da eziyet ve işkencelere tabi tuttular. Ümmü Anmar hiddetinden çıldıracak gibiydi. Onu bağlattı. Ateşte kızdırdığı demirle başını dağlattı. Hazreti Habbab geçim vasıtası olan mesleğiyle şimdi işkenceye uğruyordu. Ama nafileydi. Onun gönlü iman ateşiyle çoktan tutuşmuştu. Bir gün çıkıp Resulullah'ın huzuruna geldi. Ümmü Anmar'dan ve başının ızdırabından şikayet etti. Peygamber Efendimiz, ya Rab, Habbab'a yardım et diye dua etti. Bu duanın hemen akabinde Ümmü Anmar şiddetli bir baş ağrısına müptela oldu. Ağrının ızdırabından inler dururdu. Sonunda kendisine başını ateşle dağlaması tavsiye edildi. Hazreti Habbab da bir müddet onun başını dağladı. Merhametten mahrum müşrikler bir gün Hazreti Habbab'ın gözleri önünde kocaman bir ateş yaktılar. Onu ateşin üzerine yatırıp ayaklarıyla göğsüne bastılar. Bir müddet öyle bıraktılar. Seneler sonraydı. Hazreti Ömer radıyallahu anh İslam'ın halifesiydi. Yanında Hazreti Habbab bulunduğu bir sırada İslam uğruna çektikleri eza ve cefayı kastederek yeryüzünde şu meclise bundan daha layık ve müstahak olan sadece bir tek adam vardır diye konuştu. Hazreti Habbab radıyallahu anh merak edip ya Emir el Müminin kimdir o diye sordu. Hazreti Ömer ise Bilal'dir diye cevap verdi. Hazreti Habbab ya Emir el Müminin o benim kadar işkence çekmemişti. Çünkü müşriklerin eziyetlerinden Bilal'i koruyan vardı. Benim ise koruyucu hiçbir kimsem yoktu ve olmadı da dedikten sonra
müşrikler tarafından ateş içine yatırılmasını şöyle anlatmıştı. Bir gün müşrikler beni tuttular, ateş yaktılar, ateşin içine beni sırtüstü yatırdılar. Sonra adamın biri göğsümün üzerine bastı ve yer soğuyuncaya kadar da beni bırakmadı. Bu sözlerinden sonra da Hazreti Habbab sırtını açtı. Ateş yanıklarından sırtı alacağı olmuştu. Her türlü eziyet ve işkenceye rağmen Hazreti Habbab iman ve İslamiyet'ten zerre kadar taviz vermiyor, Allah'a ve Resulüne sonsuz muhabbetini ishar etmekten çekinmiyordu. O bir köleydi, müşriklerle başa çıkacak durumda değildi. Maruz kaldığı eza ve cefalardan dolayı Resulullah'a başvurmuştu. Efendimizin huzuruna çıkarak, "Ya Resulallah, çektiğimiz şu işkencelerden kurtulmamız için Allah Teala'ya dua etmez misin?" dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz hem ibret hem de müjde dolu şu cevabı verdi. "Sizden önceki ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki demir tarakla bütün derileri etleri soyulup kazınırdı da bu işkence yine onu dininden döndürmezdi. Testere ile tepesinden ikiye bölünürlerdi de yine bu işkenceler onları dinlerinden geri çeviremezdi. Allah Teala elbette bu işi yani İslamiyet'i tamamlayacaktır ve bütün dinlerden üstün kılacaktır. Öyle ki hayvanına binip Sana'dan Hatra, Mu'te kadar tek başına giden bir kimse Allah Teala'dan başkasından korkmayacak, koyunları hakkında da kurt saldırmasından da başka hiçbir endişe duymayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz," diye söyledi. Hazreti Habbab'ın azılı müşriklerden As bin Vail'den mühimce bir alacağı vardı. Bir gün gidip alacağını istedi. Bu azılı müşrik, "Muhammed'i inkar etmedikçe sana olan borcumu ödemeyeceğim," dedi. Hazreti Habbab, "Ben her şeyimden vazgeçerim. Yine de ölünceye kadar ve öldükten sonra dirilinceye kadar onu red ve inkar etmem," diye cevap verdi. Bunun üzerine As bin Vail, "Ben öldükten sonra dirilecek miyim? Eğer böyle bir şey olacaksa sabret. Diriltilip malıma ve evladıma tekrar kavuştuğum o gün sana olan borcumu öderim," diye küstahça konuştu. Hazreti Habbab her türlü tehlikeyi göze alarak Müslümanlığını ilan ettiği gibi çekinmeden yeni Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i okutmak ve öğretmekle de meşgul olurdu. Hazreti Ömer elinde yalın kılıç eniştesi ve kız kardeşinin evine hışımla girdiği zamanda yine bu fedakar sahabi onlara yeni inen ayetleri okuyor ve öğretiyordu. Efendimizin peygamberliğini açıklaması. Bütün insanlığa hitap edecek ve bütün dünyayı kucaklayacak bir din elbette gizli kalamazdı. Madem insanlığı maddi manevi huzura kavuşturmak için bu din gönderiliyordu, öyleyse açıktan açığa insanlara bildirilmesi ve tebliğ edilmesi zaruri idi. Cenab-ı Hak kainatta her şeyi tecrid kanununa bağlamıştır. Bu kanuna riayet ve itaat etmeyenlerin zamandan alacakları cevap hiç şüphesiz muvaffakiyetsizlik olacaktır. Resulullah Efendimiz de Allah Teala'dan aldığı talimat üzerine bu kanuna riayet etti. 3 sene müddetle peygamberliğini ve İslamiyet'i açıktan açığa kimseye bildirmedi ve anlatmadı. Tebliğinde son derece tedbirli ve ihtiyatlı davranıyor, ancak emniyet ettiği kimselere durumunu arz ediyordu. Bu hareketiyle onun İslam'a muvaffakiyet yolunu açtığını da görüyoruz. 3 senelik gizli davet devresinde birçok kimse İslam safında yer almış ve davasına güç vermişti. 3 senelik devreden sonra davetin daha fazla gizli olarak devamında bir maslahatta kalmış değildi. Zira Kureyşli müşrikler tarafından her şey az çok duyulmuştu ve üstelik İslam davası birçok kimseyle bir derece güç kazanmıştı. Buna binaen mukaddes İslam davasını açıklamanın ve tevhid hakikatlerini bütün aleme duyurmanın zamanı artık gelmişti. Ebu Cehil'in öldürülmesi. Müslümanların büyük düşmanı olan Ebu Cehil'i öldürmek bir iftihar vesilesi olacağından mücahitlerden her biri onu bulup öldürmek istiyordu. Hatta Ebu Cehil zanlıyla
Hazreti Hamza müşriklerin reislerinden, masum oğullarından Halid bin Velid'in biraderi olan Ebu Kays İbni Velid'i ve Hazreti Ali radıyallahu an yine beni masumdan Abdullah İbni Munzir'i öldürmüşlerdi. Ebu Cehil 70 yaşında pek gözlü, korkunç yüzlü, inatçı ve mütemerrit bir İslam düşmanıydı. Anam beni bugün için doğurmuş diyerek cesaretini isar ediyor ve askerine harbe sürüyordu. Masum oğulları müşriklerden birçok kimsenin öldürüldüğünü görünce Ebu Cehil'in etrafını deve sürüsü gibi sardılar. Ne pahasına olursa olsun onu koruyacaklardı. Harp bütün şiddetiyle devam ediyordu. Hazreti Abdurrahman bin Avf harp safında sağına soluna bakınca ensar gençlerden iki delikanlıyı gördü. Onlardan biri kendisine yaklaşarak "Ey amca, sen Ebu Cehil'i tanır mısın?" diye sordu. Abdurrahman bin Avf "Evet tanırım, ne yapacaksın onu?" deyince genç şu cevabı verdi. "Allah'a söz verdim, Ebu Cehil'i gördüğüm gibi üzerine yürüyüp ya onu öldüreceğim yahut bu uğurda şehit olacağım" dedi. Abdurrahman bin Avf hazretleri gencin bu azim ve kahramanlığını hayretle takdir ederken diğer genç de yanına yaklaşıp aynı şeyleri söyledi. Abdurrahman bin Avf önceleri kendi kendine harp safında iki çocuk arasında kaldım derken onların bu cesurca sözlerini bahsederdi. Bu iki genç Afra Hatun'un harbe iştirak etmiş yedi oğlundan ikisi olan Muaz ve Muavviz idiler. O sırada Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh gözü müşrikler arasında dolaşıp duran ve masum oğulları tarafından korunan Ebu Cehil'e ilişti. Soran gençlere göstererek "İşte aradığınız Ebu Cehil" dedi. İki kahraman fedayı derhal kılıçlarını sıyırıp Ebu Cehil'in bulunduğu tarafa doğru yürüdüler. Bu iki genç gibi birçok mücahit de Ebu Cehil'i öldürme fırsatını kolluyordu. Gençlerin Ebu Cehil'e yetişmesinden önce onu başından beri gözetleyip duran Ensardan Muaz bin Amr bin Cemu o esnada bir fırsatını bulup Ebu Cehil'in ayağına bir kılıç darbesi indirdi. Ebu Cehil'in oğlu İkrime de kılıcıyla onu elini kolunu yaraladı. Eli kolu yaralanan sahabi der ki "Elim derisinde sallandı kaldı. Çarpışmanın şiddeti bana onu unutturdu. O gün kesik elimi arkama atıp hep çarpıştım durdum. Bana fazla zahmet verince de ayağımla üzerine bastım, sallanan kolumu koparıp attım" diye söylemiştir. Muaz bin Amr bin Cemuh'un yaralanmasından sonra iki genç kardeş olan Muaz ile Muavviz de Ebu Cehil'in yanına vardılar. Üzerine hücum ederek kılıç darbeleriyle yere serdiler. Öldü zannıyla da bırakıp gittiler. O esnada Resul-i Kibriya Efendimiz "Acaba Ebu Cehil ne yaptı, ne oldu? Kim gidip bir bakar" buyurarak ölüler arasından onun araştırılmasını emretti. Mücahitler aradılar fakat bulamadılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Yine arayınız. Benim onun hakkında sözüm var. Eğer siz onun ölüsünü teşhis edemezseniz dizindeki yara izine bakınız" buyurduktan sonra sözlerine şöyle devam etti. "Bir gün onunla Abdullah bin Cuda'nın ziyafetinde bulunuyorduk. Ben ondan cüssece biraz büyükçeydim. Sıkışınca onu ittim. İki dizi üzerine düştü. Dizinin birisi yaralandı ve bu yaralanmanın sonucunda dizinden iz kaybolmadı" diye söyledi. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud Hazretleri Ebu Cehil'i aramaya gitti. Onu son nefesinde can çekişirken gördü. Kendisine "Ebu Cehil sen misin?" dedi. Sonra da boynuna ayağıyla bastı ve "Ey Allah'ın düşmanı! Nihayet Allah seni hor ve hakir etti, gördün mü?" dedi. Can çekiştiği halde Ebu Cehil, "Ey koyun çobanı, pek sarp yere çıkmışsın. Büyük bir kişinin kavim ve kabilesi tarafından öldürülmesi hemen şimdi olan bir şey değildir. Sen bana bugün zafer ve galibenin hangi tarafta olduğunu haber ver" diye söyledi. İbni Mesud Hazretleri radıyallahu anh Nusret bu arada azılı müşrik Ümeyye bin Halef de Mekke'de merhametsizce işkenceye uğrattığı Bilal-i Habeşi radıyallahu anh tarafından yere serilince Kureyş ordusu fena halde bozuldu. Müşrik askerleri gerisin geri kaçmaya başladılar. Kaçanlar o anda kurtuldular.
Ele geçirilenler ise esir alındılar.